çeliniyor ya Hamza. Dur be, kibrit topluyoruz babacan. Ulan nedir abi? Yeni hobi bu mudur? Hmm. Ulan hobi deyip durmayın bak, izliyorum ha. Şişt, olay nedir? Olay nedir diyorum, öyle sırtarak gittiğine göre. Ablamla eniştem kart yollamış lan. Bakayım. Nasıl çıkmış beyler? Oh, bakayım Feriç'le. Çok güzel, sevimli, sempatik ve şirin. Fakat bir karanlık flaş mı patlamamış ne lan? Ya ne adamsın ha, ultrason oğlum bu. Ha, belli. Vay! Hem ultra hem de son. Yeni teknoloji yani. Bu ne şimdi böyle ya? Allah Allah, ne kadar tuhaf. Böcek gibi. Tespih böceği mi yoksa? Ya Allah Allah. Bebeğin cinsiyetini anlamak için ultrason çektirmişler işte. Üç. Aa evet abi, sonuç neymiş? Yani... kız dayısı oluyorum. Dayı verin. Ay Ferit. Bu ne şimdi? He? Ya geçen gün Esme vurduydu da arada kaynar sandım, kaynamadı. Ha. Allah Allah. Yürütmüş. Şişik işte babacan, boş ver be. Vallahi Feritcan, ben çok sevindim be. İnşallah Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Amin. Ya gördün mü? Hayatta hep kötü şeyler olmuyor. Bozma moralini. Niye bozayım? E sen hani maçta gol atarken kırdın ki defansın belini. Nasıl çaktın golü, değil mi? Kibrit buldum kimindir, sahibi yoktur benimdir. Ne oluyor lan buna? Sapıttı yine bu aralar. Neyse beyler, ben kaçar, size de iyi ihtimaller diliyorum, eyvallah. Oh, bana bak. Hadi. Ah be abi. Kardeşim inşallah kız olur. Hayır, büyüyünce fıstık gibi kız arkadaşları olur. E benim de tam olgunluk çağıma denk gelir. E ne olur, süper olur. Oh be abi. Yani hayatımda senin kadar sapık bir adam görmedim yani. Teşekkür ederim. Ama erkek olursa başka tabii. Muzlarıma göz dikecek. Bak. Turistlerime salça olacak. Tahtıma göz dikecek. Vezir, tez vurun kellesini. Bostanlardan olur. Kuzartes salaktı ya. İyice dengesini kaybetti. İyidir. Hadi. Ya. Alo! Geçin yerinize. Geç! Ali, çıkar elini cebinden. Çabuk! Seyfi. Emredin komutanım. Bölük komutanı seni çağırıyor oğlum. Emredersiniz komutanım. Hadi git. Bana bakın. Yamuk yumuk durmayın orada. Gelirsem yamulturum vallahi. Düz dur. Ferit. Emredin komutanım. Tahir Yüzbaşı'dan istikak dağıtım listelerini iste. Levent Üsteğmen bir kopyasını çıkaracakmış dersin. Emredersiniz komutanım. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Seyfi. Emredin komutanım. Bu kağıt bende duracak Seyfi. Ta ki askerliğin bitene kadar. Yani ceza? Şartlı tahliye ne demek biliyor musun Seyfi? Biliyorum komutanım. İyi. Bir dahaki an içinde bu suçtan da ceza alacaksın. O yüzden bundan sonraki her adımına dikkat et. Emredersiniz komutanım. Seyfi, para işini ne yapacaksın? İdare edeceğim komutanım. İyi, gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Bacağın hala ağrıyor mu Ferit? Çok değil komutanım, biraz. Gidip dinlensene, niye dolaşıyorsun ortalarda? Sizin ihtiyacınız olur diye komutanım. Zaten çok fazla ağrımıyor. Vedat yok mu? O bakar senin yerine. Yok komutanım, ben halledebilirim. Zaten Vedat revirde çalışıyor sabahları. Hadi hadi, Vedat idare eder. Sen git yat. Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. İşte geldi bizim şebek oğlan. İçtima bitince hemen geldim komutanım. Kahve içer misiniz? Türk kahvesi yapayım isterseniz. Cappuccino var, espresso, filtre kahve.
hot şokolat, kokteyl. Alkolsüz tabii. Zevzekliği bırak asker. Sen de revire git, bacağına baksınlar. Sonra zorlayıp başımıza iş açma. Emredersiniz komutanım. Sen de arkadaşına yardım et Vedat. Kahveler? Vedat! Emredersiniz komutanım. Hadi kardeş, yaslan bana. Senin adımınla 3 günde gideriz biz revire. Ya, bugünkü konuğumuz müzik dünyasından Karadeniz deyince akla ilk gelen isim. Bir müzik yapımcısı Kamil... Cemal Heçimoğlu. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. İyi, hoş bulduk. Spiçer Hanım. Spiçer Hanım. Sesiniz kadife gibi. Size de bir kaset yapalım mı? Bana kaset? Ah çok şeker, çok teşekkür ederim. Oy. Beni duyuyor musunuz Spiçer Hanım? Ben Ercemal Heçimoğlu, Trabzon. Hayranlarınız. Geleceğin müzik yapımcısı daha. Alo. Manyak herif. Güzel Spiçer Hanım. Ne yapıyorsun yine? O seni duyamaz. Geri beyin zekalı. Sadece sen onu duyabilirsin. Radyo bu. Radyo. Biliyorum komutanım ama frekanslarda kaçak oldu herhalde, duyuverdi. Frekanslarda kaçak. Komutanım, hava bugün çok rüzgarlı. Benim sesim Spiçer Hanım'ın giden ses hattına karıştı. Cemal, fıkra mısın oğlum sen? Hı? Hem ne bu böyle 4 tane soba? Paşaya bak be. Aa, çocukluğunda lalalarla mı büyüdün? Ha, onlar mı komutanım? Kombi yaptırınca kaldıracağım. Vallahi havalar çok soğuk. Kombi yaptırınca? Kendi paramla ama. Sonra da bölüm komutanına hediyem olsun diye zahım. Cemal, bu sobalar hemen buradan gitmezse en güzel hediyeyi ben sana vereceğim. Anladın mı? Laz bela. Cemal Çavuş üstüyünce vatan kurtulacak değil mi? Huysuz bücür. Cemal, benim paketim geldi mi? Geldi, al buradan. Bu sabah, bu akşam, bu öğlen tamamdır bu iş. Nedir ola onlar? Yemeklerimize katıp bizi kötü emellerine alet mi edeceğiz onu? Başka işim gücüm yoktu. Tövbe estağfurullah. İlaç oğlum. Uşağım bir şey mi var? Geçmiş olsun. Yok bir şey yok. Sen işine bak. İşine konsantre ol. Hadi görüşürüz. Allah Allah ya. Nedir ola bugün herkes bir huysuzluk? Uzaktan komandı. Ne olacak? Bırak ulan. Bırak. Yeter be! Git tekerlekli sandalye getir bari. Yürüyebiliyorum ben, bırak. Ben de kabullenemiyorum kardeşim. Ama Ferit bak kardeşim, alışmalısın. Ya neredesin Ferit? Hani dün terapiye gelecektin. Gelecektim, işim çıktı. Neyse, gel bir bakalım ne durumdasın. Zorla getirdim, zorla. Şu kocaman adamı onca yol boyunca sırtımda taşıdım. Bir şeyim yok benim. Ondan bir saattir kendini kasıyorsun. Canın acıyor değil mi? Bak işte egzersizleri...